Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize günaydın. Biliyorsunuz dün bahçeyi su basmıştı. Bugün hava da güneşli. Bir gidelim bakalım ne oldu, ne bitti. Junior falan suyun içinde kalmıştı. Şimdi gideceğim. Ali Rıza'yı da alıyorum. Şimdi gideceğiz, oralar toparlayacağız. Bakalım durum ne, zararımız ne, neleri giderebiliriz, nerede onarabiliriz elimizdeki malzemeyle. Bunlara bir bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra orada devam edeceğiz zaten videomuza. Ama gerçekten Antalya şu son 3-4 gün, hatta 1 haftadır Antalya çok kötü yağmur ve fırtınaya yakalandı arkadaşlar. Hele ki bu Kumluca Finike tarafında seraları, evleri, iş yerlerini mahvetti. İnanın büyük zararlar var. Maddi manevi zararları var. O insanların çok büyük zararları var. Hadi bizim bahçede hani kulübemiz şu bu ufak tefek, ama Allah kimseye daha büyüğünü yaşatmasın. İnanın çok zor arkadaşlar. Suyun içinde hayvanlar kalmış. Tavuklardan boğulanlar olmuş mesela. Yani çok üzüldüm. Çok hani gidene kadar, yetişene kadar anca. Oradaki ırmak taşınca o çok büyük sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bizim oradaki ırmak. Dere var biliyorsunuz. O dereyi salıyorlar. Kapakları açınca yukarıdan orası taşıyor. İnşallah bir daha yaşamayız. Genelde o dere taştığı zaman sıkıntı oluyor zaten. Büyük taşkın oluyor. Bakalım bu sefer ne olacak? Neler yapacağız? Bahçeye gittiğimizde su nasıl olacak? Oradan da çekeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bahçemize geldik. Sular çekilmiş. Biliyorsunuz dün buralar hep göldü. Sular çekilmiş. Ortada virane kalmış. Junior'un kulübe tekrar ortaya çıkmış. Junior'u padoğa koydum. Orada kaldı, gece konakladı. Bugün arkadaşlar bunu şuraya alacağım. Burası kuru kalıyor. Dün onu keşfettik ya. Tekrardan cutumuzu kaldıracağız. Şu çitleri kaldıracağız. İşte buraların iç temizliğini yapacağız. Şuraları temizleyeceğiz. Çöpleri atacağız. Tavukların oraları düzenleyeceğiz. Bayağı bir işimiz var. Kümeslerin önüne laylon çekeceğim. Sepmeye ayıyor çünkü. Bütün bunları yapacağız. Ali Rıza ile geldik. Bakalım güzelce buraları toparlayacağız bugün. Allah nasip ederse bugün buraları halledeceğiz arkadaşlar. Umarım bir daha yaşamayız. Havaya da bir tane erkek attım. Kaç gündür kuş uçuramıyoruz. O da orada debelleşsin diye. Ulan bank bile mahvolmuş ya. Şuna bakın, bank bile yıkılmış arkadaşlar. Yani koskoca şey bile devrilmiş. Yemin ederim koskoca şey bile, sandalye bile devrilmiş. Kızım dur. Dur. Yani her yer, ortalık 56 olmuş. Aferin, kuşlarımız da oynuyor. Bugün güzelce buraları halledeceğiz. Yan tarafta koyunları salmış arkadaş. Koyunlar da orada geziyor. Köpeğe bakıyorlar. Şaşırmışlar salaklar. Güneş silik de olsa doğdu arkadaşlar. Burayı kurutur o. İşte burayı kurutsun bir de. Ondan sonra bakacağız artık duruma göre. Çünkü buralar dün göldü. Biliyorsunuz her yer mahvolmuş durumdaydı. Bugün çamurun da şeylerde çamur kalmış ama yine de kurumuş yani. Toprak çekmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Dün biliyorsunuz buralar 56 idi. Buralar 56 idi dün. Buralar şimdi bayağı düzelmişler. Kum bile, bakın orada kum yiyordu. Her yere dağılmış. Bakalım inşallah toparlayacağız şuraları. Evet arkadaşlar. Öncelikle şu çitimizi bir kaldıralım dedik. Şöyle çiti bir göster kardeşim. Çiti bir göster şöyle. Çiti kaldırdık. Destekledik şöyle. Şimdi çitin kazıklarını yenileyeceğiz. Kazıkların ucundan sivrilttim. Amma ne Hüseyin sığırcı. Evet, bunları çakacağız. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Çitlerimizi sağlam alacağız. Bunu bu sefer sağlı sollu çakacağım. Çünkü geçen sefer sağlı sollu değildi. Tecrübe oldu bu bize. Aslında sağlı solluyu da tam aralıklarını iyi ayarlamamışız. Bu sefer sağlı sollu çakacağım. Güzelce yapacağız. Şuradan başlayacağız. Hemen Arıza. Şuradan başlayalım kardeşim. Dikine mi çat? Dikine çakarsan gene yıkılır hem de. Yok, dikine çakacağım. Bunun gibi yatay olmadı söyle, destek almadı hem de, sana söyleyeyim. Ama kalın ya. Fark etmez. Yüzgar vurdum gene devirir onu. Hayır, devirmez. Bir bu taraftan böyle, bir karşıdan ömürlük gider o. Çiçeğin dibinden atarız. Bilmem. Çiçeklerin dibinden atarız birer tane, öyle kısa. Ama
Ama şimdilik Ali Rıza şunları şöyle çakmak istiyorum. Niye diye soracaksan. Sormuyorum. Çünkü olmaz. Bunları böyle çakacağız. Sağlam oldu. Bayağı bir girdi. Şimdi bir de öbür tarafa çakacağım. Hatta bir tane daha buradan çakayım. Önce bu tarafı çak. Öbür tarafa geçtin mi öbür tarafı da çakarsın. Aynen. Her akıllı ben mi vereceğim sana? Doğru diyorsun. O da haklı. Orada da haklısın. Doğru söylüyorsun. Çiçek mahvolmuş burada görüyorsunuz. Çiçek gibi neleri mahvoldu. Çiçek ayağa kalkar. Sıkıntı yok. Ay. Senin şey çıktı onu tak Aliza. Yoksa üstümüze yıkılacak bu. Destek çıktı arkadaşlar bu arada. Bu da tamam. Bir tane daha atalım. En başa doğru atalım onu da. Yerler hala çamur mahvolmuş her yer. Nasıl olur sence? Süper olur. He? Süper olur. Şu kafayı şuraya atalım. Aynen. Dur, bu kafa gelecek. Kaldır asıl bu tarafa. Bir de öyle kolay olsa sen dediğin kadar. Suyun içinde kalmış. Emmiş iyice ağ suyu. Çak elinin olduğu yerden bir iki önce bir. Hizalı oldu mu diye bakıyorum. Hı. Kapı karşılasın birbirini bir de. Kapımız var ya. Ali Rıza Usta. Oo kapı kaymış bizim. Şirayesi kaymış kapının. Kapının şirayesi kaymış. Basıyorum, vuruyorum zıplıyor, vuruyorum zıplıyor. Vurdukça zıplıyor. Bundan zıplıyormuş. Şimdi kapı oturdu Ali Rıza. Kapı oturdu fakat lakin menteşe yerinde oturtturalım. Kapımızın hizasına bakalım. Oo çok aşağı gitti. Gerçi o da inecek. Tamam güzel. Şimdi buna çakacağız. Çok aşağı gitti ama sıkıntı yok. Hemen buna çakalım. Bu da tamam. Bu da tamam Aliza. Buralar zaten oturmuş. Tamamdır. Ya şey mahkap kısmında devam ederiz çekimimize. Evet arkadaşlar kümesimizin önüne bir laylon yaptık. Yağmurlu havalarda, rüzgarlı havalarda saldığımız zaman hayvanlar içeride sepintiye maruz kalmayacaklar. Sepinti yağmuru almayacaklar. Böylelikle şarjımız da bitti. İkinci bataryaya geçtik. Evet. Şimdi ben gideyim Ali Rıza şuraya da bir tane atayım. Tahta getireyim. Şu alt eteklerini de yapalım bunu. Alt eteklerini yaptıktan sonra rulo sistemini topladığımızda nereye nasıl koyacağımıza güzel şuraya da bağlayabiliriz, üstlere de bağlayabiliriz artık onu. Ona bir ayar vereceğiz arkadaşlar. Ama önce şu vidaları bir atalım. Evet. Şu anda tamamdır. Bu işlem tamam. Şimdi
Kenarlarını da kesmeyeceğim. Böyle dursun, fazlalık dursun. Kesme zaten, fazlalık dursun. Aynen, fazlalık dursun. Şimdi ben gideyim bir tahta getireyim Ali'ye. Tahtayı bunun altına göre keselim. Ona göre de ortamı ayarlayalım arkadaşlar. Geliyorum ben. Kuşlarımız rahata kavuştu. Arkadaşlar, laylonumuzu yaptık şöyle. Şimdi birazdan bunu giderken salacağım aşağı doğru. Kuşlarımız rahata kavuştu. Diğerlerine de yaptım laylon. Şöyle göstereyim. Artık sepme yağsa bile girmeyecek. Buraya da laylon yaptım. Şöyle arkadaşlar. Dışı pis ama yıkanacak. Şeffaf şu mavi brandayı buraya gerdim. Arkasından su alıyordu bu. Bunu buraya gerdim. Yarın da şu gübreler var. İki çuval. O gübreleri attığım zaman burası pırıl pırıl olmuş olacak arkadaşlar. Allah'ın izniyle sıkıntımız kalmayacak. Çöpümüzü, mistiğimizi attık. Tavukların yerini falan ayarladım hepsini. Folluklarını düzenledim. Hepsini ayarladım. Köpeğin kulübesinin önünü falan yaptım. Yani bugün günümüzü burada harcadık arkadaşlar. Üstümüz başımız mahvoldu. Şöyle. Başımızın haline bakarsanız şöyle anlarsınız arkadaşlar. Mahvolduk yani. Ama güzel oldu. Güzelce yaptık. Kümeslerimizde hiçbir sıkıntımız kalmadı. İşleri pırıl pırıl oldu. 10 numara içimize sindi yani. Hepsi güzel oldu. İçimize sindi. Daha ne diyelim? Daha ne olsun yani? Doğru mu arkadaşlar? Şimdi yarın da arkadaşlar şu laylonu değiştireceğim. Buraya şeffaf laylon takacağım. Burada tek tek kuşlarımız var. Burada da eşli kuşlarımız var. Oraya şeffaf laylon takacağım. Orası da gayet güzel olacak arkadaşlar. Yerimiz güzel olacak. Burada yeni eşleme kuşlarımız var. Gök buraya gelmiş. Bunlar bozkirli ve eşi yumurtlamış. Takkalının altında yumurta zaten bir tane yavru var. Şu dişi yumurtlamıştı. Şimdi bir daha yumurtluyor. Ama ben attım tabii ki. Burada yumurta olmaz. Ona göre ayarlayacağız bakalım yarın buralar. Şu yavrularımızı da bir tur kaldıralım şöyle. Şöyle çıkan bir uçsun şöyle. Bunlar çıkan bu uçar. Son kez bir uçuralım. Ondan sonra yemini verelim. Eve gidelim. Duşumuzu alalım. İstirahatimize bakalım arkadaşlar. Bugün bayağı bir yorulduk. Kendimizi bir toplayalım. Tekrar gelelim. Şöyle postacılar gibi uçuralım. Yarın şunun arkasına birkaç tane direk dikeceğim arkadaşlar. Sağlamlamak açısından devriliyor cut diye. Ve o cutun şurayı da tamamladığım zaman işlerimiz bitiyor Allah'a şükür. Ali Rıza yoruldu. Orada uyukluyor arkadaşlar bak. Bak. Tam şu tekerin arkasında bak. Tam aradan gözüküyor. Tam şu parmağımın ucunda bak. Ali Rıza orada tam. Bu arada kuşlarımız takır tukur dönüyorlar. Bugün de kuşu izlemedik demeyelim. Moralimi bozdu duman erkek. Eşek sıpası kalktı. Gereksiz uçtu. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Takipte kalın.